Merhaba arkadaşlar, GameLoop sıfırdan temiz bilgisayarımıza nasıl kurarız, bunu anlatacağım arkadaşlar size. İlk olarak bilgisayarımızdan temiz e, kalıcı dosyaları, GameLoop'u nasıl kaldırırız, bunu anlatacağım. Sonra kurulum yapacağız arkadaşlar. Kurulum yaptıktan sonra emulator ayarlarımız nasıl olması gerekiyor, bunları anlatacağım arkadaşlar size. Hadi videomuza geçelim, hadi bakalım. Şimdi ilk başta arkadaşlar şurayı bir kapatıyoruz. Şu sağ alttan da e, çık diyoruz. Game kapatıyoruz kökünden. Ondan sonra program ekle veya kaldır yazıyoruz. Buraya giriyoruz. Buraya girdikten sonra arkadaşlar şuraya direkt bulmaya uğraşmadan Game loop yazıyoruz. Buradan Game loop bir kaldırıyoruz. Evet diyoruz. Kaldır diyoruz. E, pink yüksek hata oyun oynanmıyor falan filan hepsini işaretle anasını satam. Kaldır dedik arkadaşlar. Buradan game loop'umuzu kaldırdık. Game loop'umuzu kaldırdık direkt kurmaya başlayacağız mı? Hayır kesinlikle. Buradan program ekle veya kaldırdan kaldırdık diye bilgisayarımızdan kesinlikle bu game loop'un dosyaları silinmiyor. Yapışak gibi böyle yapışıyor bilgisayarımıza. Şimdi ikinci adımda yapmamız gereken arkadaşlar Bilgisayarıma giriyorsunuz. Bilgisayarıma girdikten sonra benim D klasörümde -class, bir temp dosyası var. İlk olarak onu bir delete ediyorum, siliyorum. Sonra C program files'a e giriyoruz. Program files'ı hafif aşağı indiğimizde ya da T'ye bastığımızda TX, TX game assistant gelecek. O dosyayı da siliyoruz arkadaşlar. Devam diyoruz. Bu dosya silme işlemi de bittikten sonra... Sıradaki adımımız arkadaşlar... Kullanıcılara giriyoruz. Buradan bilgisayar ismimiz neyse ona giriyoruz. Benim user. Ona giriyorum. Sonra burada sizin de bu şekilde olabilir. Gizli öğeleri açmanız gerekiyor. Görüntüle kısmına geldikten sonra göster diyorsunuz. Gizli öğeleri tıklıyorsunuz, açıyorsunuz. App data'ya giriyoruz. Loja. Lojala girdikten sonra arkadaşlar T harfine basıyoruz. Burada temp ve tencent dosyası var. İlk olarak temp'i siliyoruz arkadaşlar. Direkt buradan değil temp klasörünün içine girip CTRL bir tane klasöre tıklayıp CTRL A yapıyorsunuz. Hepsini şey yapıyorsunuz ve atla diyorsunuz. Yeniden dene. Bunu tüm öğeler için geçerli yap. Atla diyeceksiniz. Sizde de 3-4 dosya kalabilir burada. O yüzden sıkıntı yok. Bir geri geldik. Tencent dosyasının üstüne geliyoruz. Tencent'i de siliyoruz buradan. Direkt delete ediyoruz. Diyoruz. Sildikten sonra arkadaşlar bir geri geliyoruz. Roaming'e giriyoruz. Burada da bir tane Tencent dosyamız var. Buradaki Tencent'i de delete ediyoruz arkadaşlar. Sildikten sonra. Sonra geri geliyoruz tekrar C'ye arkadaşlar. C klasörüne tekrar geldiğimizde arkadaşlar. Buradan görüntüle kısmından göster kısmından gizli öğeleri açtığımız için. Program data. Program data. E, program data biraz önce sizde yoktur belki. Şimdi geldi. Ben de biraz önce yoktu. Şimdi bu dosya geldi. Program data'ya giriyoruz. Burada bir tane daha Tencent dosyamız var. Buradaki Tencent dosyasını da siliyoruz direkt. Devam diyoruz. Yeniden dene diyoruz. İptal diyelim. Tencent dosyasına giriyoruz. Buradaki Tencent dosyasını silemediğimiz için arkadaşlar bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Yeniden bir başlatalım bilgisayarımızı. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı yeniden başlattıktan sonra tekrar bilgisayar tekrar bilgisayarıma giriyoruz. C diskine giriyoruz. Buradan program data'ya giriyoruz. Biraz önce silemediğimiz Tencent dosyasının üzerine gelip delete ediyoruz. Devam diyoruz. Ve şimdi gördüğünüz gibi silindi arkadaşlar. Evet arkadaşlar game loop'u kaldırmamız dosyası bitti mi? Bitmedi. Hala da bitmedi arkadaşlar. Bu çok değişik bir dosya. Windows R tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Çalıştır çıktıktan sonra buraya RGDIT yazıyoruz bu şekilde. Tamam diyoruz. Buradan bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yaptığım adımları iyi izleyin arkadaşlar. Şimdi şu şekilde. Burada ilk başta şu gelen kısımdaki arkadaşlar. HK Local Machine Buna giriyoruz ilk. Sonra Software giriyoruz. Sonra biraz aşağıya indiriyoruz. WoW 6432 Node. Buna giriyoruz arkadaşlar. Buna girdikten sonra en alt kısımda tencent dosyası var. Tencent dosyasının üzerine tıklayıp delete ediyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Buradaki dosyayı sildik ve biraz yukarıya kaydırıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Bitti mi? Bitmedi hala da. HK Current User. Buna tıklıyoruz. Sonra Software. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Aşağıya biraz iniyoruz. Burada da bir Tencent dosyamız var. Onun üzerine gelip delete diyoruz. Evet diyoruz ve bu şekilde şu an e, bilgisayarımızın hiçbir yerinde kesinlikle e, Game Loop'un bir dosyası kalmadı arkadaşlar şu anda. Evet şimdi arkadaşlar internet sayfamıza giriyoruz Game indirelim kesinlikle 64 bit indirmeyin arkadaşlar 32 bit indirin onun hatasını yapmayın. Game kendi sitesine girdikten sonra arkadaşlar şu şekilde bakın burada Game Loop'a geldiğimizde şöyle getirdiğimizde normal tıklarsak 64 bit indiriyor direkt ama 32 biti indirmemiz için şuradaki GameLoop 32 bit olan kısma tıklamamız gerekiyor. Yanlış tıkladık. Şu GameLoop'a geldikten sonra GameLoop 32 bit indireceksiniz. Kesinlikle arkadaşlar bunu atlamayın. Buradan gelip şöyle açalım Game GameLoop'umuzu. Evet diyelim. Şu internet sayfalarını kapatalım. Bununla işimiz kalmadı. Hangi diske kurmak istiyorsanız buradaki yükleme ayarlarından istediğiniz diske kurabilirsiniz. Ben C'ye kuruyorum arkadaşlar. Yükle diyelim. Arkadaşlar şöyle bir game loop'umuzu yüklesin. Evet game loop'umuz açıldı. PUBG Mobile'i kur diyoruz ve kurulmaya başlıyor arkadaşlar. Birazdan kurulmaya başladıktan sonra arkadaşlar size game loop ayarlarımızı hemen anlatacağım. Benim game loop ayarlarımı gerçekten yaparsanız memnun kalırsınız arkadaşlar. Ben gerçekten memnunum. Yani 90 FPS HDR'da da rahat oynuyorum oyunu. Akıcı 90 FPS'te de efsane bir akıcılıkla dehşet oynuyorum. Güzel yani çok e, iyi ayarlarım. Beğeniyorum ben. E, bu kurulurken arkadaşlar size ben bir ayarlardan bahsedeceğim. Nvidia ekran kartı kullanan arkadaşlarım varsa sağ alt kısımda NVidia ayarlarına sağ tıklayıp denetim masasını tıklıyorsunuz arkadaşlar. Denetim masası geldikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken bazı özellikler var. Bunlar gerçekten oyunun akıcılığı için, FPS'iniz için gerekli yapılması gereken ayarlar. Şöyle yapalım. Görüntü ayarlarını ön ayarla yap dedi. Burada ben e, gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan diyorum. Yani benim ayarlarım nasıl size şöyle göstereyim. Göstereyim. 3D ayarları şöyle. İlk başta arkadaşlar buraya girdikten sonra genel ayarların yanında program ayarları var. Bu program ayarlarına bir tıklıyorsunuz. Burada sizde Game GameLoop yani özelleştirilecek programı seçin diyor. Sizde Adobe işaretlidir ya da farklı bir şey. Yapan arkadaşım varsa da biliyordur zaten. Ee, burada GameLoop'un burada seç, seçmeniz gerekiyor arkadaşlar buraya. Ekle dediğinizde hangisini seçeceksiniz? Ben size onu göstereyim arkadaşlar. Ekle dediğinizde arkadaşlar 3-4 tane Game Lob'un e, logosunu görebilirsiniz. Sizin buraya ekleyeceğiniz, şöyle gösteriyorum. Program Files, TX Game Assistant, APP Market, APP Market, EXE. Bunu ekleyeceksiniz arkadaşlar buraya. Ekledikten sonra ben şöyle ayarlarımı size göstereyim. E, şöyle buradan da izleyip yapabilirsiniz. Şu an benim yapılı ayarlarım. Burada doku süzme kalite yüksek performans da benim. Doku süzme eşyonsuz örnek optimizasyonu açık. Eee, lot tercihi izin ver dedim. Triliner optimizasyon açık da. Ondan sonra şöyle izleyip yapabilirsiniz. Güç yönetimi modunu arkadaşlar maksimum performansı tercih etti kullanıyorum ben. Şöyle ayarlarımı göstereyim. Burada maksimum kara hızını ben 120 FPS olarak yaptım. Tabi 120 fps alıyor muyuz? Almıyoruz. Ama yapılırsa daha iyi olur sizin için. Burada da OpenGL ile görüntü oluşturma CPU'su diyor. Bunu ekran kartınızı işaretlerseniz burada daha iyi olur. Burada bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir geri geliyoruz genel ayarlara. Genel ayarlarımda şu şekilde. Siz de buradan izleyip bunları yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Burada yapacağımız bunlar arkadaşlar, başka bir yapacağımız bir şey yok. Ben tablet modu kullandığım için çözünürlük ayarlarımı 1920'ye 1440 olarak kullanıyorum. Sizde yapmak istiyorsanız tablet modu ayarları diye ayazgamik tablet modu ayarları diye videom var, videonun bir yerine de linkini bırakacağım aşağıya açıklama kısmına. Yapmak isterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kaydet diyelim, sonra yeniden başlat diyelim. Şöyle şunlar bir insin oyuna giriş yapmadan Şöyle emülatör ayarlarımızı bir yapalım arkadaşlar Motor ayarlarına geliyorum direkt Temel ayarlarda yapmanız gerekecek bir şey yok Şuradan oyun sesini bir kısalım Şöyle Motor ayarlarına geliyorum direkt Ben 1920'ye 1440 Çözünürlük ayarları kullandığım için bu şekilde yapıyorum Şöyle ondan başladım ben ama ee, arkadaşlar ekran kartınız güzelse DirectX'te oynamanız daha güzel oyunu. OpenGL'de değişik oluyor. Yani daha renkli, canlı renkleri alamıyorsunuz. DirectX olarak kullanıyorum. İlk baştaki 4 tane tik tikte olacak. Oluşturma ön belleği, genel render, ayrık grafikler renderer optimizasyonunu aç. Kenar yumuşatma ayarları aşırı da benim arkadaşlar. Bellek ayarlarını sona alıyoruz. 8192 işlemci ayarları da sonda. Özelleştirmeyi yapmıştık zaten 1920 1440. Ekran DPI arkadaşlar çoğu arkadaşım bunu mouse DPI gibi düşünebiliyor ama değil. Bu e, ekran DPI'yi 480 yapıyoruz. Ne olduğunu araştırın. Şimdi anlatmayayım ben 2 saat onu. Biz videomuza bakalım. Model ayarlarına geldik. Burada herhangi bir şey yapmıyoruz. E, Ultra HD 2K HD 90 olarak yapıyorum. Ve kaydediyorum. Şöyle buraya geldiğimiz için arkadaşlar şuradan bir geri ben çıkıyorum kapatıyorum oyunu. kapanlan. lan. Heh. Şöyle tekrar çözünürlük ayarlarımın da uy e uylaşması için oyuna giriş yapmadan arkadaşlar kesinlikle bu emülatör ayarlarını yapın. Şöyle aç diyelim. Oyunumuz açılsın. Şifremizi girelim. Oyunumuza girdikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken öbür ayarları da göstereceğim size. Şöyle tamam diyelim. Şuradan bir çıkalım. Geri gel dostum. Evet, şuradan da çıkalım. Bu müziği özlemişiz be. Arkadaşlar buradaki grafik paketlerini, önerilen kaynak paketlerini hepsine bilgisayarın başınızda beklemenize gerek yok. Hepsine şöyle sıradan tıklayın. Hepsi sırasıyla inmeye başlasın. İşte onun önceliğine göre inmesi gerekiyor vırtık zırtık öyle bir şey yok. Bunların hepsine tıklayın inmeye başlasın arkadaşlar. Şimdi size e, grafik ayarlarını ve hassasiyet ayarlarımı ve yapılması gereken şey ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Ayarlara girdikten sonra ilk başta yapmamız gereken kontroller. Ben bir kendi ayarlarımı yükleyeyim size sırasıyla göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Burada pek şu ilk sayfada temel kontrollerde yapmanız gereken çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Buradakileri okuyup siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gelişmiş kontrollerde atla tırman benim birleştirdi arkadaşlar. Çünkü drop shot atabilmek için bunu kullanıyorum. Hızlı fırlatma özelliğini açın. Ondan sonra önemli olan şeyleri söyleyeceğim. Kayma arenada o size bağlı arkadaşlar. Hızlı koşu hassasiyeti. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı. Şahıs nişancı bakış açısı. Bunlar arkadaşlar sona fullleyin. Güzel oluyor. Bakış açısı çünkü. Hadi bakayım. Duvar engellemesini kapalı olarak kullanırsanız daha iyi olur sizin için. Bombayı falan fırladırken böyle duvarın arkasından şey olarak Fırlatabiliyorsun Ama öbür türlü şeye göz yapıp atamıyorsun bombayı iyi olmuyor yani. Böyle ayarlarıma bakıp siz de kendi ayarlarınızla kontrol sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde gösteriyorum. Hadi bakalım. Şimdi grafiklere geçelim. Grafikler arkadaşlar benim size tavsiyem işte benim oyunum güzel gözüksün, şöyle gözüksün. Ben HDR oynayayım, adama vuruş efektim falan efsane gözüksün. Böyle şeylerle uğraşmayın arkadaşlar. Oyunu temiz sıfırdan kurduysanız benim size tavsiyem eğer bir de şey oynuyorsanız sürekli klasik oynuyorsanız oyunun %90'ını klasik olarak oynuyorsanız yapmanız gereken ayar akıcı 90 FPS renkli renkli olarak kullanırsanız daha iyi sizin için %110 yapıyorum ben. Grafikleri otomatik ayarla kapattı arkadaşlar şöyle tamam diyelim lobiye dön de aynı şekilde olması gerekiyor arkadaşlar savaş ve lobiye dönün aynı şekilde olması gerekiyor. Burayı geçtik. Efektler sizin kendi gönlünüze göre nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle sarı yapıyorum genelde. Kırmızı yapıyorum. Buradaki fon müziğini kapa diyorum. Şuradaki sesimizi biraz daha açıyorum. Şunu aşırı yüksek diyelim. Oyunu yeniden başlattığımızda o düzelecek. Butonları özelleştir dediğimde arkadaşlar şöyle bir bakalım. Benim bu tablet modu butonlarım olduğu için hiçbir şekilde değişim sağlamıyorum. Şu şekilde geri geliyorum. Hassasiyetlerimi göstereyim size arkadaşlar. Şöyle indirelim yeniden. Uygula diyelim. Tamam diyelim. Ben hassasiyetlerimden gerçekten aşırı derecede memnunum. Attığım spreylere şeye e, hep hassasiyet e, izleyen Arkadaşlarım hassasiyetlerimi istemiştir ve ben de verdim. Ayrıca videosu da var hassasiyet videom. Tam olarak anlattım. Oradan da yapabilirsiniz. Mouse DPI kaç olması gerekiyor falan filan. Hassasiyetlerim bu şekilde arkadaşlar. 3. şahıs 14, lazer 8, 3x3, 6x2, 8x1, 4x3, 2x5, 1. E, şahıs dürbünsüz 14. Aşağıdaki benim ateş etme animasyon hassasiyeti de açıktı arkadaşlar. E, yukarıdakini aynı yaptığınızda aşağıdakini de aynı olursa sizin için daha iyi. E, şurayı kapat deyip aç dediğinizde aşağısı da aynı şekilde yukarıdakini kopyalıyor arkadaşlar. Ee, üçüncü şahıs karakter araç 28. Birinci şahıs karakter 28. Kamera paraşüt 80 olarak kullanıyorum. Başka göstereceğim özellikler arkadaşlar. Toplama ayarlarında yan nişangahı kapatın. Buradakiler önerilenler olursa daha iyi sizin için. Özellikleri kesinlikle yapın arkadaşlar. Loot yapmanızda size gerçekten yardımcı oluyor. Plan yönetimi dediğimizde indir ve uygula diyeyim. Ben şöyle yaptığım şeyleri göstereyim size. Mesela m 4te öncelik olarak 6x dipçik e, uzun hızlı çekim dikey komp alacak yani silahın ağzına. Ben kendim açacağım diye uğraşmıyorum. Loot'un içinde bunlar varsa ilk öncelik olarak silaha bunu takıyor arkadaşlar. Şöyle gösterdiğim gibi zaten. Siz de tek tek yaparsınız uğraşırsınız. Nişangah ben burayı mavi kullanıyorum şöyle. Lazerim kırmızı. Hologra yeşil. Bunu kullanmıyoruz zaten. 2x de yeşil. 3x o. E ben siyah kullanıyorum arkadaşlar. Daha iyi oluyor adama dingeldirken. Yapmamız gereken ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir sorusu olan arkadaşım varsa yardımcı olabileceğim emülatör konusunda yardımcı destek olabileceğim arkadaşım varsa Discord adresimizden aşağı açıklamaya bırakıyorum. Oradan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Her konuda destek olurum yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Bu arada şöyle... Ee... YouTube'da yeniyiz. Bana abone olup bu beğenim YouTube'da yeniyiz. Sizden ricam bir abone olup videomuzda beğenirseniz çok memnun olurum. Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, bu videoyu izleyip aynı şekilde oyunu kaldırıp yeni baştan silip oyundan memnun olursanız bir teşekkürler yorumunuzu alırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.